Evet, merhaba arkadaşlar. Bunun sonucunun 30 olmasını istemiş bizden. Eğer bunun sonucu 30'sa, 30'u sağlayacak ne verebiliriz diye düşündük. 30'un onlar basamağı 3 olduğu için ikili bir sayı olsa 26'yı denesek 26 eksi 2 artı 6. 32'den 2 çıkarsa 30'u verir. O halde AB 26'ya eşit arkadaşlar. Bu sefer de 26'yı ne verir diye deniyorum. Yani AB ne olmalı diye bakıyorum. AB 24 olsa 24 eksi 2 artı 4, 28'den 2 çıktığı zaman 26'yı verir. O halde AB 24'müş. Demek ki A2, B4. A çarpı B'yi sormuş. A çarpı B 8. Geçiyorum. Denklemini sağlayan 8 tane x tam sayısı değeri vardır. M'nin alabileceği değerler. Son terim eksi, ilk terim bölü artış miktarından sonrasında artı 1 koyuyorduk. Artı 1 koyduğum için 8 tane bunu sayı sağlıyorsa benim sınırları arasındaki farkım 7 olacak. 7 artı 1 8 yaptığı için. Sınırlarım arası fark 7 olacak. O halde benim buralardaki köklerim ne? Üsttekinin eksi m, diğerinin de 2. İki ile arasındaki fark 7 olan sayı 9. 2 ile arasındaki 7 fark olan sayı eksi 5. Yani eksi m eksi 5 olabilir. M 5'tir. Eksi m 9 olabilir. M eksi 9'dur. Bu ikisinin toplamını istemiş benden. Cevap eksi 4. B'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Öncelikle iki a'nın aralığını bulmak istersen ben eksi 4 2 a altı. 2 a'yı ben bundan 2 a'yı çıkartacağım için eksiyle çarptım. 4 eksi 2 a eksi 6. Çıkartacağım eşitsizliğinin yönü aynı olması gerekiyor. Eksi 6 eksi 2 a 4. Eksi 5'ten eksi 6 çıktı. Yani taraf tarafa topladım. Eksi 11. Artı 2 a ile eksi 2 a'yı toplayınca gitti. Burada b kaldı. 6 ile 4'ü toplayınca 10 geldi. B'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? 10 eksi eksi 11. Sınırlar dahil olmadığı için 1 çıkartıyorum. 10 artı 11 21. 21'den 1 çıktığı zaman cevap 20'ymiş. Arda'nın parası ile ilgili 4 basamaklı bir sayı. Onlar basamağı 2. Binler basamağı 1. 45 ile bölündüğü zaman geriye 230. 45 TL olan tişörtlerden 45'in katından 230 fazla. 45 nedir? 9 çarpı 5.
235'e böldüm. 5 ile tam bölünüyor. Dokuz ile bölündüğünde 2 artı 3, 5 kalanını veriyor. 5 ile tam bölündüğü için arkadaşlar ne olacak? Son basamağı 0 ya da 5. Son basamağın 0 olduğunu kabul edelim. Rakamları toplamı da 5 kalması gerekiyor 5 kalanını vermesi için. 9 ile bölümünden kalan 5 ya. 1 artı 2, 3. 0 daha 3. 5 kalanını vermesi için 2 olacak. Eğer son basamak 0'sa yüzler basamağı 2 olacak. Eğer birler basamağı 5 ise 5 artı 2, 7, 1 daha 8. 5 kalanını vermesi için geriye 6 kalıyor. 6, 1, 7, 2 daha 9. 5 kalanını vermiş oluyor. Benden en fazla pantolon alma sayısını sorduğu için yüzler basamağı olabildiğince en büyük sayıyı alırım. 1625. Bunu 72'ye böldük. 2 ile çarptım. 144. 162'den 144'ü çıkarttım. 18. 5'i indirdim. 185, 185'te 72 iki kez var. O halde kalan 41. Benden 72 TL'ye alınan pantolonun en fazla adedini istiyor. 22'ymiş cevap. PX polinomunun baş katsayısı 2, derecesi 3 olan bir polinom. Bx kare cx artı d. İlk öncülden anladım. İkincisi diyor ki p x eksi 1 ise x kare artı 1 ile bölümünden kalan. Baş katsayısı 2 olacaktı. O zaman 2x dedim. Neden? Üçüncü dereceden x kare ile x'i çarpınca x küpün gelmesi gerekiyor. Ve baş katsayısının 2 gelmesi gerekiyor. Bunun bir tane daha kökü var. Ve ben bu kökü bilmiyorum. O yüzden p dedim. Kalan da 3x eksi 1'miş. En alttaki ne diyor? P x artı 1 sabit terimi 5. Bunun sabit terimi x yerine 0 koyduğunuzda p1 gelir. P1 5'e eşitmiş. O halde ben şunda x yerine 2 yazarsam P1'i elde edip P'yi bulmak için ne olur? P1 eşittir. 2'nin karesi 4 artı 1 5. 2x, x 2 olduğu için 4 artı P. X yerine 2 koydum. 6'dan 1 çıktı. 5. Bu kaça eşit olacak? P1 5 olduğu için 5'e eşit olacak. Artı 5'i karşıya attım. 0. 5 ile 4 artı P'nin çarpımının 0 olabilmesi için P'nin eksi 4 gelmesi gerekiyor. P'yi eksi 4 bulduk. P'yi yerine koyuyorum denklemde. P x eksi 1 eşittir. X kare artı 1 2x eksi 4 3x eksi 1. Benden sabit terimini istiyor. Yani P 0 istiyor. P 0 istediği için x yerine 1 yazdım. P 0, 1 yazınca 2 geldi. 2'den 4 çıktı, eksi 2. 3'ten 1 çıktı, 2. Eksi 4 artı 2, eksi 2 geldi arkadaşlar. Cevap Bursa.
AB artı 1 eşittir 3B. AB artı 1 eşittir 7A. AB'leri ben eşit gibi gördüm. O zaman AB'lerin eşitini birbirine eşitleyeyim. AB üsttekinde nedir? 3B eksi 1. Diğerinde nedir? 7A eksi 1. Eksi 1'ler gitti. 3B, 7A. A'nın değer aralığını sorduğu için B yerine A'lı bir şey yazacağım. Hangisine yazmak istersem ben üsttekinde yazmak istedim. A artı 1 bölü 7A bölü 3 eşittir 3. A artı 3 bölü 7A eşittir 3. 7A kare artı 3 eşittir 21A. 7A kare eksi 21A artı 3. Kökler toplamını sormuş bana. A'nın kökler toplamını sormuş. Kökler toplamı neydi? Eksi B bölü A. A karenin A'nın şu kalem eksi 21 bölü 7. Eksi ile eksinin çarpımı artı 21'i 7'ye böldüm 3. Geçiyorum. İlk önce eksi fx'in grafiğini bulalım. F eksi x. F eksi x nedir? Y eksenine göre simetri olacak demek. Yani eksi 3 artı 3 olur. Burası da 3 olur. Artı 1 eksi 1 olur. Alt tarafta eksi 2 olur. Simetrisini alıyorum. Buradan geldi. Buradan orijinden geçmiyordu. Ben şu an çizerken öyle geçti. Şu eksi 1'e 2 noktası ve 3'e 3 noktasından geçecekmiş ve 3'ten sonrasında devam edecek. Bu nedir? F eksi x'in grafiği. Bana bunu yanına bir birim eklemiş. Ne oluyordu arkadaşlar? İçerisinde eğer artı k varsa eksi k yönünde x birim diyorduk. Burada eksi x'ten sonrasında artı 1 dediği için eksi 1 birim sola kaydırmam gerekiyor. Eksi 1 birim sola kaydırdığım zaman 3'ten değil artık 2'den geçecek. Yani A noktası 2 olacak. Çünkü 1 birim sola kaydırdım. A 2'ymiş. Bunu bir birimde artı y yönünde kaydır diyor. Eksi 2'yi bir birim yukarıya kaydırdım. Eksi 1. 3'ü bir birim yukarıya kaydırdım. 4. A 2 idi. B 4'müş. 6. C de eksi 1. 6'dan 1 çıktı. Cevap 5. Cevap anahtarında E diyor. Cevap E değil arkadaşlar. Ceyhan. Çift fonksiyon demek, üzeri çift sayılardan oluşan fonksiyon demek. Örneğin yx, x kare gibi. X'lerin üzeri çift sayılardan oluşan. F tek fonksiyonmuş. F fonksiyonu da x gibi bir fonksiyondur. X kare ile x'i toplarsanız ne tek bir fonksiyondur ne de çift bir fonksiyondur. X kare ile x'i çarparsanız
Sonuç x küp gelir ki bu tek bir fonksiyondur. F tekti yani x'ti. X'in karesi x kare. Y de zaten x kareydi. Çift fonksiyonu çift fonksiyonu toplarsanız sonuç yine çift fonksiyon gelir. Değişim hızı. Değişim hızı eşittir. Fb eksi Fa b eksi a'dan oluşur. 1. X'inin 1 olduğu yer. X'in 1 olduğu yer 0'dan 2'ye kadar gittiği için 4 ile 1'in aritmetik ortalaması yani 5 bölü 2'dir. 4 ile 1'i toplayıp 2'ye böldüm. O halde A şıkkının aritmetik değişim hızını bulacaksam F1 eksi F0 1 eksi 0'dan buluyorum. F1 ne? 5 bölü 2. F0 ne? 1. 1'den 0 çıkınca 1. 5 bölü 2'den 1 çıktığı zaman 3 bölü 2 yapar. Benim bunları tek tek bulmam gerekiyor. 3'ü bulmam için 4 ile 5'in aritmetik ortalamasıdır. 4 ile 5'in aritmetik ortalaması 9 bölü 2. Üç, 9 bölü 2. Biri de az önce söylemiştik 5 bölü 2 olarak. 9 bölü 2'den 5 bölü 2 çıkacak. 9'dan 5 çıktı 4. 4'ü 2'ye böldüm. 2. 3'ten 1 çıktı. 2. 2'den 2 çıktı. 1. 3 bölü 2 daha büyük. 1 daha küçük. En büyüğü soruyor. B şıkkı değil. F4 neymiş? 5. 5'ten 1 kaça gidiyor? 5 bölü 2'ye. 4'ten 1'i çıkartıyorum. Paydaş dediğim zaman 10'dan 5 çıktı. Yukarısı 5 bölü 2. Aşağısı 3. Haliyle bu da 5 bölü 6 yaptı. 5 bölü 6, 3 bölü 2'den büyük değil. Bu da gitti. 4'ün değeri 5'ti. 2'nin değeri de 4'müş. 5'ten 4 çıktı 1. 4'ten 2 çıktı 2. 1 bölü 2 de 3 bölü 2'den büyük değil. Şu an bulduğum en büyük değer 3 bölü 2. 5'i 7 olarak vermiş. 1'i de biz 5 bölü 2 olarak bulmuştuk. 7'den 5 bölü 2 çıktı. Paydası da 5'ten 1'in çıkması. Payda işlediğim zaman 14'ten 5 çıktı. 9 bölü 2. 5'ten 1 çıkınca 4. 9 bölü 8 yaptı. En büyük çıkan sonuç Adana oldu. Bir parabol sorusu. T noktasının minareye olan uzaklığı 12. Yani apsisi 12. Zemine olan uzaklığı yani ordinatı 20. A noktasının minareye olan uzaklığı 6. Yani A noktasının minareye olan uzaklığı 6. Zemine olan uzaklığı yüksekliği yani ordinatı 10. B noktasının minareye olan uzaklığı 15. Zemine olan uzaklığı nedir diye soruyor. Tepe noktası bilinen parabolün denklemi y eşittir a x eksi r'nin karesi artı k'dan buluyorduk. R'miz 12'ye r 12 k'da 20'ymiş. Yerine yazdım. A x eksi 12'nin karesi
artı 20. A'yı bulabilmek için parabol üzerindeki bildiğim başka bir noktayı yerine yazıyordum. Y'si 10'muş. A'yı bilmiyorum. 6'dan 12 çıktı. 6'nın karesi artı 20. 20'yi karşıya attığım zaman eksi 10, 36A. Her tarafı 2 ile sadeleştirdim. A eksi 5 bölü 18 geldi. A eksi 15 bölü 18 de yerine yazdım. Benden x yerine 15 yazmamı isteniyor. X yerine 15 yazdım. 15'ten 12 çıktı. 3. 3'ün karesi 9. Artı 20. 9 ile 18 sadeleşti. Paydada kaldı 2. 15 bölü 2 artı 20. 40. 40'tan 15 çıktı. 25 bölü 2 geldi. Şurasını yanlış yazmıştık az önce kalemle uğraşırken. Üst taraftan itibaren tekrar yapalım. X yerine 15 yazıyoruz demiştik. Eksi 5. 15'ten 12 çıktı. 3. 3'ün karesi 9. Şunlar sadeleşince paydada kaldı 2. 40'tan 5 çıktı. 35 bölü 2 cevap 17,5. Kısa olan yere eğer x dersem uzun olan yere 10 eksi x diyorum çünkü uzunluk 10. Uzun ipin uzunluğunun 2 santim fazlası 12 eksi x yapar. Kısa ipin uzunluğunun karesinden büyük. Kısa ipin uzunluğunun 5 katından küçük. Kim 5 katından küçük? Uzun olan ipin 2 santim fazlası. Yani 6x 12 x 2'den büyükmüş. 2'den küçük olan bir şık varsa atıyoruz. X kare artı x eksi 12 sıfırdan küçük artı 4'e eksi 3 tablomu çizdim. Köklerim ne oldu? Eksi 4'e artı 3 oldu. X karenin işareti artı olduğu için artıyla başladı. Artı eksi artı olarak gitti. Sıfırdan küçük yer istedi. Yani x 3'ten küçük olacak. 3'ten büyük olan şıklar gider. Cevap Bursa. İlk önce f eksi x'in grafiğini çizeyim arkadaşlar. F eksi x dediğimiz zaman y eksenine göre simetri olacak. Yani sağ taraftaki 2 ve 4 sol tarafa eksi 2 eksi 4 olarak sol taraftaki eksi 5 artı 5, eksi 3 artı 3, eksi 1 de artı 1 olarak geçecek. Yukarıdan geliyordu.
Eksi 4'ü tutturamadık. Şöyle. Eksi 2'den geçip 1 3'ten dönüyormuş. Ve 5'ten geçiyormuş. Bu benim f eksi x'in grafiği. Bunu 3 birim ötelediği zaman f eksi artı 3 3 birim eksi x yönünde. Yani eksi 4 3 birim eksi x yönünde olduğunda eksi 7 eksi 2 3 birim ötelediğim zaman eksi 5. 1'i 3 birim ötelediğimde eksi 2. 3'ü 3 birim ötelediğim zaman 0. 5'i 3 birim ötelediğim zaman artı 2. Üç yerine orijinden şu şekilde geçecek. Eksi 1 ile 2 aralığı. Hem azaldığı yer var, eksi 1 ile 2 aralığında hem de arttığı yer var. Yanlış. Eksi fx demek. Bu sefer de x eksenine göre simetri demek. Yani bunda x'lerin yeri değişmiyor, y'lerin yeri ters değişiyor. Yine eksi 5, eksi 3 ve eksi 1 noktasından geçecek. 2'ye 4 noktasından geçecek. Fakat ters dönmüş olacak. Bunu bir birim yukarıya öteliyor. Artı biri var. Bir birim yukarıya ötelediğim zaman x eksenine etki yapacak bir şey yok. Zaten ben y değerlerini bilmiyorum. 2 ile 4 aralığı diyor. 2 ile 4 aralığında azalandır. Bana artan demiş. Yanlış. 2x eksi 1'in kökleri toplamı 1 bölü 2'dir demiş. O halde denklemime, yukarıdaki denklemime baktığım zaman f eksi 5, f eksi 1 ve f 4 sıfırdı. İçerisinin eksi 5 olması için 2x eksi 1'in eksi 5'e eşit olması, eksi 1'i karşıya attım. Eksi 4, o halde x eksi 2. Aynı şekilde 2x eksi 1'in eksi 1'e eşit olması için karşıya attım. X 0. 2x eksi 1'in 4'e eşit olması için eksi 1'i karşıya attım. X 5 bölü 2. Bunların toplamını istemiş. Sıfırın zaten büyük mü yok. 5 bölü 2'den 2,5'tan 2'ye çıkarttığım zaman yarım kalır. Yani 1 bölü 2. 5 bölü 2 eksi 2, 1 bölü 2'dir. Üçüncü öncü doğru. Cevap Ceyhan. Eşitledik arkadaşlar. Şunu şöyle biraz küçültelim. Payda eşitleyince x artı 3 x çarpı x artı 3. Burayı payda eşitlediğimde x geldi. X artı 4 x eksi 1 paydası da
x eksi 1 çarpı x artı 4. 2x artı 3 x kare artı 3x. 2x artı 3 x kare artı 3x eksi 4. İstediğim bir tanesini diğerinin tarafına atıyorum. Eşitsizlikte denklem çözebilmek için bir tarafın sıfır olması gerekiyordu. 2x artı 3 bölü x kare artı 3x eksi 2x artı 3 x kare eksi artı 3x eksi 4. Şimdi payda işliyorum arkadaşlar. Burayı x kare artı 3x eksi 4 ile burayı da x kare artı 3x ile çarpıyorum. 2x artı 3 x kare artı 3x eksi 4 eksi 2x artı 3 bu eksi kesirin önünde olduğu için 2x artı 3'ü komple kapsar. X kare artı 3x bölü x kare artı 3x x kare artı 3x eksi 4. 2x artı 3 parantezine aldım yukarısına. X kare artı 3x eksi 4 eksi x kare. Eksi 2'sine de dağıldı. Eksi 3x bölü x kare artı 3x x kare artı 3x eksi 4. X kareler gitti. Artı 3x eksi 3x gitti. Yukarıda 2x artı 3. Diğer parantezin içerisinde sadece eksi 4 kaldı. Altta da çarpanlarını ayırdığım zaman artı 4 eksi 1 x artı 4'e x eksi 1 kalmış. Şimdi ben bunun köklerini bulayım arkadaşlar. Tablo yapıyoruz. Yukarısı nedir? Eksi 3 bölü 2. Bunun kökü 0, eksi 3, eksi 4, 1. Küçükten büyüğe doğru sıraladım. Eksi 4, eksi 3, eksi 3 bölü 2, 0, 1. Artıyla mı başlıyorum, eksiyle mi? Artı 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 ama bir tane eksi var. Demek ki x'in işareti eksi. Eksiyle başlıyorum. Benden eşitsizlik olarak ne istiyor? Ben hep bunların eşitini buldum. Bunların sıfırdan küçüktü. O halde eksili bölgeyi istiyor. Bu taradığım alanlardan biri var mı cevap şıklarda? E var. Cevap Edirne. Fonksiyonunun kökleri sıfır yapan değerlerdir. Yani fx'in kökleri eksi 1 ve 3 noktalarıdır. Fx'in kökleri bunlarsa f eksi 1'in kökleri bir birim sağa kayacağı için 2'ye 4 olur kökleri. Gx'in kökleri artıdan eksiye kırıldığı yer neresi? Eksi 2 ve 3 değerleri. Ben buna tablo yaptığım zaman küçükten büyüğe doğru eksi 2 artı 2, 3 ve 4.
Şimdi gx ile fx'i çarptığım zaman neyle başlayacağım? En sağına baktığım zaman gx eksi. Fx de artı. Artı ile eksini çarptığımda eksi gelir. Her seferinde işaret değiştirmiş olur. Sıfırdan büyük olan yerleri istiyor. Buradaki x tam sayılarının toplamı. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4. Çünkü sınırlarda dahil. O halde ne oldu arkadaşlar? Bugün kalemden birazcık çekiyorum. Birbirlerini götürdü, birbirlerini götürdü. 3 artı 4, 7. Tamam mıdır? Geçiyorum. Düşeydeki aldığı toplam yol. Logaritma x tabanında 2 kadar aşağı indi. Sonra logaritma 2 tabanındaki x kadar yukarı çıktı. Sonra logaritma 2 tabanındaki x kadar tekrar aşağı indi. İlk önce aşağı indi. Yukarıya çıktı. Sadece bana dikeydeki kısmını soruyor. Bunun aldığı toplam yol 3'müş. Logaritma x tabanındaki 2 artı 2 logaritma 2 tabanındaki x'in toplamı 3'müş. 2 x'in üzerine attığım zaman logaritma x tabanındaki 2 artı logaritma 2 tabanındaki x kare 3'müş arkadaşlar. Eğer logaritma 2 taban x tabanındaki 2'ye t dersem t artı gerçi şuraya demeden t diyelim. T dersem t artı 2t eksi 3. X tabanındaki 2'ye t dersek, burası 2 tabanındaki x ya, logaritma 2 tabanındaki x de 1 bölü t olur. Haliyle t artı 2 bölü t eşittir 3. Paydayı işlediğim zaman t kare 3t'yi karşıya attım. Eksi 3t artı 2 0. Eksi 2'ye eksi 1 olduğu için t 2 ya da t 1'dir. T'ye ben logaritma x tabanındaki 2 demiştim. İki tabanındaki 2 bir çıkacağı için x buradan 2 gelir. 2 ile 2'yi yer değiştirdiğimde logaritma ortadan kalkar. X kare 2'ye eşit olacaksa x de buradan kök 2 gelir. Şıklarda 2 ya da kök 2 ikisinden birinin olması gerekiyor. A şıkkı. Çatının boyu logaritma 2 tabanındaki 72 eksi logaritma 2 tabanındaki 18. Tabanlar aynı olduğu için bölüm yapılır. 72 bölü 18. Logaritma 2 tabanındaki 4. 4 de 2'nin karesi olduğu için cevap 2 çıkar.
Dört tane silgiden bahsediyor. Bir silgin uzunluğu logaritma, iki tabanındaki ondan bir çıktığı yer kadar. Ben bunları aynı logaritmik tabanda yazmak istersem bir yerine logaritma 2 tabanındaki 2 yazabilirim. Tabanlar aynı olduğu zaman bölüm yapabilirim. Onu 2'ye böldüm. 5. Bu silgiden 4 tane varmış. Silginin boyu bu. 4 çarpı logaritma 2 tabanındaki 5. 4 5'in üzerine gelir. Logaritma 2 tabanındaki 5 üzeri 4. Yani logaritma 2 tabanındaki 625. 625 2'nin kuvvetlerinden bakacak olursam 2'nin 5. kuvvetinden başlayalım. 32, 6. kuvveti 64, 7. kuvveti 128, 8, 256, 9, 512. 9, 512, 10, 1024. 625 sayısı 1024, 32, 64, 128, 256. 625 sayısı 512 ile 1024 arasında olduğu için 2'nin 9. kuvveti 512, 6. kuvveti 2'nin 10. kuvveti 1024 olduğundan bu sayı 9 ile 10 arasındadır. Cevap Bursa. Aralarındaki mesafe elen 144. Kaç dakika sonra karşılaşırlar? Aralarındaki mesafeyi hızları toplamına bölüyorum. Arada artı olduğu için çarpılıyor. Taban değiştirme. İkisi de elen, yani logaritma e tabanında olduğu için taban değiştirme yapılmış. O zaman ben bunu logaritma 2 kök 3 tabanında 144 diye yazabilirim. 2 kök 3, 2'yi kökün içerisine alırsam kök 12'dir. A 144 de 12'nin kuvveti olduğundan ben bunu kök 12'nin kuvveti şeklinde yazabilirim. Kök 12'nin karesi 12'dir. 12'nin de karesi 144 olduğundan demek ki 144 kök 12'nin dördüncü kuvveti. Tabanla üstü aynı olduğu için bunun sonucu 4 geldi. Burada bir aritmetik dizi var diyor. İlk iki tabela arası A1, A2, A3. Sonra 17. tabeladan bahsediyor. 17. tabeladan hemen önceki ile arasındaki mesafe A16'dır. 50. tabeladan hemen önceki iki tabela arasındaki mesafe de A49'muş. Bunlar birer aritmetik dizi. A1'den mesafe 2 metre. A1 ile birinci tabela ile ikinci tabela arasındaki mesafe 2 metre olduğu için A1 2. Üçüncü levha ile 17. levha arasında kimler vardır? A3, A4, A16 vardır. Bunların toplamı 266'ymış. A3 yerine A1 artı 2R, A4 yerine
A1 artı 3R, A16 yerine A1 artı 15R yazdım. 16'dan 3'ü çıkarttım. 13, 1 ekledim. 14 tane A1 var. 2'den 15'e kadarki sayıların toplamı 1'den olsaydı eğer n çarpı n artı 1 bölü 2 yapardım. Fakat burada 1R yok ya, o yüzden 1'i çıkarttım. 16 ile 2'yi sadeleştirdim. 8, 120'den 1 çıktı. 119. A1'i aslında ben biliyorum. A1'e 2 demişti. 2 ile 14'ü çarptım. 28 artı 119R 266'ya eşitmiş. 28'i karşıya attım. 119R 28'i karşıya atınca 20 çıksa 246, 238. O halde R de 2'ymiş. A1'i biliyorum, R'yi biliyorum. Artık kimi sorarsa sorsun be. A1'den A49'a kadarki olan sayıların toplamını sormuş. A2, A1 artı R. Ya da bilsem çok şeyler anlatacağım. A49 da A1 artı 48 R. Kaç tane A1 var? 49 tane terim olduğu için 49 tane A1 var. Kaç tane R var? 1 R'den 48 R'ye kadar N çarpı N artı 1 bölü 2. 48 çarpı 49 bölü 2 tane R var. A1 2 olduğu için 2'yi yerine yazdım. R de 2 olduğu için R'de de 2'yi yerine yazdım. Bunu çarptığımız zaman 2450 geliyor arkadaşlar. X artı Y 480. O halde ben Y'yi X cinsinden yazmak istersem 480 eksi X diye yazabilirim. Bunları geometrik dizi demiş. Ortadaki olan x'in karesi 40 ile 3. kutu 480 eksi x'e çarpımına eşittir. X kare çarpıyoruz. 48, 48, 96, 96, 96, 192. 1920. İki tane sıfır olacak. 19.200. Eksi 40x. X kare artı 40x eksi 19.200. 19.200'ü 160 ile eksi 120'nin çarpımı olarak düşünebiliriz. Toplamları da artı 40 yapmış oluyor. O halde x 120'dir. X'i 120 buldum. O halde y 480'den 120 çıkınca 360. Z'yi bulmak için 360'ın karesi 120 çarpı z.
120 ile 360'ı sadeleştirdim. D'de 1080'miş. Dördüncü kutudaki birinci kutudakinin kaç katıdır? 1080'i 40'a böldüm. 108'i 2'ye bölsem, 54 2'ye bölsem 27. Parabolün denklemini yazdım. Ax kare artı bx artı c. İki noktasında sağladığı, ilk önce birden başlayalım. Bir noktasında 6'ya denk geliyormuş. O halde x yerine 1 yazdım. Eğer yine 6'ya denk gelecek olan x yerine 4 yazsaydım, 4'ün karesi 16a artı 4b artı c olurdu. Alttaki denklemden üsttekini çıkarttığım zaman 15a 3b c'ler gitti. 0'a eşitmiş. O halde b 3'e böldüğüm zaman eksi 5a demektir. B gördüğüm yere eksi 5a yazdım. B gördüğüm yere eksi 5a yazdım. Az önce 1 ve 4 değerlerini verdik. Şimdi de 2 değerini verdim. X'e 2 değerini verdiğim zaman y'si 4. 2'nin karesi 4. 4a eksi 10a artı c yaptı. Yani 4 eşittir 6a artı c. X yerine 3 verdiğim zaman ne geldi? 4 eşittir. 3 verdik. 3'ün karesi 9. 9a eksi 15a artı c. Yani 4 eşittir. 9'dan 15 çıktı. Eksi 6a artı c geldi. Ben bunları taraf tarafa topladığım zaman 6a ile eksi a gider. C 2c 8 ise c'yi 4 bulmuş olur. Bir işlem hatası yaptık herhalde. Tekrar bakalım. Şöyle bir kontrol edeyim ben. X yerine biz tekrar şurada 1'i koysak 6'ya eşit olacak. Bulduğumuz yerden devam edelim.
Eksi yerine 1 koyduğum zaman 6'ya eşit olacak. A eksi 5 A artı C. Altı eşittir. Eksi 5 A artı C. Buradan alttakinden üsttekini çıkarttığım zaman 6'dan 4 çıktı. 2. Eksi 5A, eksi 6A, eksi 11A, C'den C çıktı 0. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle ben bir kontrol edeyim. Y, A, X kare artı B, X artı C. 1 verince A artı B artı C. 6, 2 verdik 16 A, 4 B, C. B, eksi 4 A. Yine 2 verdik. 4 A. X 10 artı A artı C. Şuradan son kez yapalım. Eksi 5 A'yı yerine koyduk. Y eşittir. A X kare eksi 5 A X artı C olarak. X yerine 2 verdik. X yerine 2 verince 2 4'e gittiği için 4'e eşit olacak. 4 A eksi 10 A artı C. 4 eksi 6 A artı C. Bu benim bulduğum bir denklemi. X yerine bulduğum yerde yine 1'i yazdım. 1'i yazınca 1'in y'si 6'ya gidiyor. 6 A eksi 5 A artı C. 6 eksi 4 A artı C. Bu da bulduğum benim diğer denklem. 4 eşittir eksi 6 A artı C. 6 eşittir eksi 4 A artı C. Alttakinden üsttekini çıkarttığım zaman 6'dan 4 çıktı 2. Eksi 4'ten eksi eksi 6 2 A C'den C çıktı 0. O halde A 1. A'yı 1 bulduysak ben C'yi bulmak istiyorum. A yerine 1 yazdım. C de buradan 10 çıktı. Beşinci terimle sabit terim aynıdır arkadaşlar. Çünkü bu tepe noktalarından simetriktir. Nasıl 2 ile 3 aynıysa, 1 ile 4 aynıysa, 2 ile 3'ün orta noktası 5 bölü 2 olduğu için 0'ınla 5. terimde aynıdır. Yani bana sabit terim bulsam yeterliydi. C 10'muş. Geçtim. Kırık iki katlı bir yerde. Şule Hanım'ın bulunduğu katın asansör olan uzaklığı zemine olan uzaklığın karesidir. Şule Hanım x'inci kattaysa eğer x'in karesi asansör de 42. katta olduğu için Şule'nin bulunduğunun karesi asansörün Şule'nin uzaklığına eşitmiş. O halde x kare artı x eksi 42
Eksi 7'ye artı 6. X de buradan artı 7'ye eksi 6. X de buradan eksi 7 ya da 6. Eksi 7. kat diye bir şey olamaz. O halde şölenin olduğu kat 6'dır. Bulunabileceği kat numaralarının kareleri 6. katta olabilir, bulunabilir. Bunun karesi de 36'dır. Değerlerinin toplamını istemiş. Artı 3'ü x parantezin içerisine koysam kök 2 birden 3 çıktı. Eksi 2. X artı 1'i karşıya attığım zaman eksi 1 virgül 2 yapar. X'i istiyorum ben. Eksi 1 virgül 2 bölü kök 2 eksi 2. Bu eksiyle uğraşıp durmak istemiyorum. Her ikisini de eksiyle çarptım. Bu da artı oldu. Bunu da eksiyle çarpıyorum. 2 eksi kök 2'dir. Eşleniğiyle çarptım. Çarpınca payda birincinin karesi 4, 4'ten 2 çıktı, 2 oldu. 2 ile 12'yi sadeleştirdim. 6, 6 bölü 10, 0,6 demek. 2 artı kök 2. Cevap Adana. Eksi 2'ye artı 1. X diye çıkabilmesi için kök x'ler tabii ki. Kök x artı 1. Kök x eksi 2. İki kare farkı olarak açacak olursam kök x eksi 2. Kök x artı 2. Ters çevirip iki parantezini aldığım zaman kök x artı 2. Bunu da şuna benzetebilmek namına kök x artı 1'e benzetebilmek için kök x parantezini alırım. Kök x artı 1. Kök x artı 2'ler, kök x artı 1'ler, kök x eksi 2'ler gitti. Cevap Ceyhan. Z'yi çarptım. Z, i ile z'yi çarptım. I z artı 2 eşittir. 2 ile z'yi çarptım. 2 z eksi i z eksi 1. Z'nin eşitini aradığım için z'leri bir tarafta toplamak istiyorum. 2 z'yi karşıya attım. Z'den çıktı. Eksi z. Eksi i z'yi karşıya attım. I z ile topladım. 2 i z. Artı 2'yi de karşıya attım. Eksi i eksi 2. Z parantezini alıp böldüm. 2i eksi 1. Z'nin katsayısı. Eksi 2i artı 1. Şuraya çok fazla eksi var. Birazcık düzenlemek istiyorum. Aşağısıyla yukarısına eksiyle çarptım. I artı 2. 1 eksi 2i. Bir artı iki i ile genişlettim. İ artı iki artı iki i kare artı dört i.
1 eksi 2'nin karesi 4, i kare. İ kare eksi 1 demek. Yani şurası eksi 2. Artı 2'den eksi 2 çıktı. 0, i artı 4, i 5, i. İ kare eksi 1, 1 eksi eksi 4 artı 4 yaptı. 1 artı 4, 5. 5 i'yi 5'e bölünce i kaldı. Karmaşık kısmın sayının reel kısmı kaçtır diye sormuş. Reel kısmı yok arkadaşlar. Sıfır. Geçiyorum. Bundan 3A kadar paket, bundan 2A kadar paket aldığı zaman yarıları birbirine eşit olur. 6A, 600A kadar ağırlığı, 600A kadar ağırlığı. Yarısını eşit paylaştırdığı zaman bundan 3A kadar paket olur, bundan 2A kadar. 3A'dan bir tane seçtiğinde, 2A'dan da bir tane seçtiğinde, birinin 200, birinin 300. Tüm olasılık nedir? Tüm durum. Bu istenilen kısımda 5A'dan 2 tane almak. 3A çarpı 2A, 5A çarpı 5A eksi 1. Bölü 2. 6 aydı. 2'yi de yukarıya attığım zaman 12A yaptı. 25A eksi 5. Bu oranı eşitmiş. 24 bölü 49'a. ile 24'ü sadeleştirdim. 49A 50A eksi 10 yaptı. 49A'yı karşıya attım. Eksi 10'u bu tarafa. A eşittir 10. Öğretmen 12 konudan sınav yapacak. Benim için ilk sayfa önemli. İlk sayfada 4 soru olacak. 4 soru ilk 4 konudan bir soru. İlk 4 konudan bir soru olacaksa 4 konudan bir soru seçtim. Geriye 12'den toplam 12 konu var. 4 konudan bir tanesi olacak. Geriye 8 konu kaldı. 8 konudan da toplam 4 soru olacağı için 3 soru seçiyorum. Bir soruyu ilk 4 konudan, 3 soruyu da diğer 8 konudan seçmiş oldum. 4, 8, 7, 6, 3, 2. 32 çarpı 7. Peki bu sorular kendi arasında yer değiştiremez mi? Biz sadece seçme yaptık. Bir de bu soruların sıralanması gerekmiyor mu? Yani 4 faktöriyel. 32 çarpı 7, 4 faktöriyel de 4, 3, 2. 7 çarpı 3, 21. 4 çarpı 2, 8. 8, 2 üzeri 3 demek. 32'de 2 üzeri 5 demek. Üstleri topladığım zaman 2 üzeri 8. Yani 21 çarpı 2 üzeri 8 oldu. On maç yapılmış. 11.sinde Özlem'in kaybetmeme olasılığı. Kaybetmemesi için ya galip gelecek Özlem ya da berabere gelecek.
İstenilen olay ne? Özlem'in galip ya da beraber gelmesi. Tüm durum ne? 10 tane maç yapılmış. Biri sıfırdan küçük, biri sıfırdan büyükse köklerin kökler çarpımı negatiftir. Negatif olanın mutlak değeri pozitif olanın mutlak değerinden daha küçükse bunların kökler toplamı pozitiftir. O halde kökler toplamı pozitif. A eksi 5'te sıfırdan küçük. A haliyle 5'ten küçük. A 3'ten büyük, 5'ten küçükmüş. Denklem sistemini sağlayan x değerlerinin çarpımı nedir? Y eksi x bölü x çarpı y 2. X çarpı y'ye 3 verdik. O halde y eksi x 6 yaptı. Y o halde nedir? X artı 6'dır. Y yerine x artı 6'yı yazdım. X kare artı 6x eksi 3 sıfırdır. X değerlerinin çarpımı kökler çarpımı eksi 3'tür. Anlaşılmayan bir yer varsa arkadaşlar bizlere tekrar sorabilirsiniz. Tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Sınavda başarılar diliyorum.